Bak bak. Suçu neymiş bunun? İbrahim Paşa'yı öldürmek istemiş. Paşa ölmüş diyorlar. Ne diyorsun? Makbul İbrahim Paşa mı öldürülmüş? Etme bulma dünyası. Asacaksın bunun gibileri. Ah diğeri. Nice hedefler var gideceğimiz. Nice menziller var önümüzde. Sana bunu yapan her kimse ellerimle vereceğim cezasını. Sen de göreceksin. Ben size söylemiştim. İbrahim Paşa. Şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. Kuyumu kazmak için can atanlara yeni bir bahane olacaktır bu yetki. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Sen bana seraskerlik makamının seni ölüme daha da yaklaştırdığını söyledin. Ben de seni bu korkunun esaretinden kurtarmak istedim. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Başım, Hasota başım, Vezir-i Azam'ım, Beylerbeyim, Seraskir'im. Seni kendi elimle teslim etmeyeceğim ölüme. Kadere yenilmeyeceğiz İbrahim. Benim av arkadaşım, yol arkadaşım, yoldaşım, mutluluğumun, kederimin, sevincimin, zaferimin, yenilgimin yoldaşı, gönlümün sırdaşı, kardeşim. Canımdan çok sevdiğim Hatice'min aşkı, gözyaşı, baş tacı, mürvetimde, saadetimde, oğlum Mustafa'nın ilk gülüşünde yanımda olan yegane dostum.
ben gönlümü senden yana gönderdim. Onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değildir. Ey yay kaşlı, okun ne zaman göğsümden yana doğrulsa, o okun ucundaki demirden yana göğsüm gelmezsem erkek değilim. Ey dost, gönlümü aldın. Şimdi maksadın canım ise, ben canımı ve başımı çoktan senin yoluna koydum. Yüce Rabbime dua ediyorum ki beni senin acınla, mateminle sınamasın. Hünkârım. Batrakçı, paşamızın hali hal değil. Yasef Efendi çok fazla dayanmaz diyor. Bu derde deva mıdır bilmem, lakin aklımda bir şey var hünkârım. Söyle Matrakçı, nedir bu illetin devası? Hangisi? Limanda kaçarken yakaladık. Demek İbrahim Paşa'nın canına kasteden sensin. Bu kim? Onu bulduğumuzda yanındaydı. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz söyleyin de bilelim. Kimsiniz dedim? Söyleme Atakçı, anlat. Yasef Efendi. Şile yolunda yer altında bir mağara vardır. Deva mağarası. Orada her derde deva şifalı bir kaynar su olduğu söylenir. Paşamızı oraya götürelim diyorum. Ne dersin Yasef Efendi? Bir faydası olur mu? Ve bir tecrübe etmekte yarar var hünkârım. Ben de aynı fikirdeyim. Zira böyle eli kolu bağlı olmaktan evladır. Nigar Kalfa, Sümbül Ağa'ya haber yolla, derhal hazırlık yapsın. İbrahim Paşa o mağaraya götürülecek. Sen de Yasef Efendi ile eşlik edersin. Nigar Kalfa, sen de git. İhtiyaç olabilir. Emredersiniz valide. Ben de gidiyorum. Hayır olmaz. Seni bu halde hiçbir yere yollamam. Validem, lütfen. Engel olmayın. Ayırmayın bizi. Hatice'm, hayır. Israr etme, gidemezsin. Validem haklı. Konuş! Kim tuttu sizi? Kim bu hain? Konuşacaksın. Söyleyeceksin. Öldür beni. Abi. Abi mi? Siz kardeş misiniz? Demek senin canına kıymeti yok. Bakalım kardeşinin var mı? Bir. İki. Hayır yapma, dur sakın.
Kim tuttu sizi? Ayaz Paşa. Ne? Ayaz Paşa, o tuttu bizi. Neden götürmediler beni? İbrahim olmadan ne yaparım ben? Sultanım, gebesiniz. Evvela onu düşünmelisiniz. Hem merak etmeyin. Nigar Kalfa yanında. Sümbül Ağa da orada. Hünkârımız da her türlü tedbiri almış zaten. Ya bir daha göremezsem onu? Böyle söylemeyin. Sultanım. Sen hangi yüzle geldin? Ben geçmiş olsun için yani. Duyunca çok üzüldüm. Üzülmüş. Sen nasıl bir sahtekarsın? İbrahim Paşa'mız ölse önce sen zil takıp oynarsın. Hünkârım. İki adamı da sorguladım. Konuşmaları için ne gerekiyorsa yaptım. Sonunda konuştular. Kimmiş bu hain? Anlattıklarına göre onları azmettiren Ayas Paşa'ymış. Katiyen inanmam. Ben de ihtimal dahi vermek istemedim. Suçu üstüne atmaya çalışıyor olabilirler. Lakin. Lakin ne? Doğru da olabilir. Zira İbrahim Paşa'nın ölümü en çok Ayas Paşa'nın içine erecektir. Malum, saray teamülleri vezir-i azamlığın ona devrini gerektirir. Bu adamları bizzat sorgulamak istiyorum. Ben sadece size destek olmak için geldim. Senden bize hayır gelmez Hürrem. Git buradan. Sultanım. Duymadın mı sultanım? Git buradan. Uğursuzluk getiriyorsun olduğun her yere. Mahidevran, laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? Hürrem Sultan, rica ediyorum gidin buradan. Daha fazla huzurumuz bozulmasın. Tamam, çıkacağım. Ayrıca ne malum senin yaptırmadın? Hayır, asla ben bir şey yapmadım. Sen değil miydin sırayla herkesten kurtulacağını söyleyen? Yok öyle bir şey. Yeter! Kesin sesinizi artık. Nöbetçiler! Nedir bu vaziyet? Haberimiz yok efendim. Kim yaptı bunu? Kim? Sizi gittikten sonra biri geldi. Üst makamdan bir görevli. Kısa süre durup gitti. Kimmiş o? Çavuşbaşı. Elinde hünkârımızın mühürlü fermanı vardı. Biz de inandık. Bali Bey, koynumuzda bir yılan var. Derhal bul çıkart o yılanı deyinden.
Yüklü oğlum. Sallamayın paşamızı. Merak etme, paşamız emin ellerde. Önüne baksana sen. Estağfurullah. Ayas Paşa'm, vaktiniz var mı? Söyle. Mühim bir mevzu. İbrahim Paşa'mızın durumu malum. Bugün değilse yarın hakkın rahmetine kavuşacağını söylüyorlar. Allah şifa versin. Amin. Ancak kaderin karşısında hiç kimse duramaz. Eğer ölürse bundan sonra ne olacağını düşünmek icap eder. Ne demek bu? Ayas Paşa'm, hünkârımızın aklında ne var bilemem. Ancak vezir-i azamlık makamı en çok size yakışacaktır. Lafı dolandırma. Ne diyeceğini. Vezir-i azam olmanız için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumu bilmenizi isterim. Öyle mi? Ne istiyorsun karşılığında? Kubbe vezirlerinizden biri olup size yoldaşlık etmek benim en büyük temennimdir paşam. Bali Bey, ne sen bu lafları etmiş ol, ne de ben işitmiş olayım. Aksi halde avluya kan dökülür. Çok sıcak bu su. Nasıl dayanacak paşa buna? Şifası bu zaten. Yakıyor, kavuruyor, zehri yok ediyor. Hem sen merak etme. Paşamız nelere katlandı. İyi haydi. Haydi geç. Afiyet olsun. Nihayet geldin. Beni görmek istemişsiniz. Kutsal topraklar için yapacağım vakıflar ne durumda? Gerekli yazışmaları yapmıştık. Hiçbir masraftan kaçınmasınlar. Gerekirse bütün servetimi dökmeye hazırım. Kalıcı bir şeyler olsun. Asırlar boyu beni ansınlar orada. Bence en münasibi su yolları yaptırmanızdır sultanım. Zira ciddi sıkıntı varmış. Münasiptir. Öyle yapın. Dur biraz. El yukarıda. Hiçbir zaman kılıcını böyle tutmayacaksın. Hep böyle tutacaksın. Kesinlikle kılıca bakmayacaksın. Mustafa. Anne. Sen ne yapıyorsun burada? Abim mitalanca çalışacağız. Yok çalışma falan. Hadi sen annenin yanına git.
Neden yolladın? Kardeşimle oynuyorduk. Ne kardeşi Mustafa? Artık rakibin o senin. Bundan sonra mesafeni koy. Hünkârım. Nedir bu? Kırım'dan bir name gelmiş. İbrahim Paşa'dan haber var mı? Paşamız ulaşmış. İnşallah tez vakitte hayırlı haberlerini alacağız. Amin. Diğer mesele? Ayas Paşa ile konuştum. Lakin pek hevesli değil, konuşmak daha istemedi. Gerçi minareyi çalan kılıfını ona göre hazır eder. Ayas Paşa'nın böyle hırsları yoktur. Hiç tanık olmadım. Keza onu divana aldıran da İbrahim Paşa'dır. Bir kanına girmiş olabilir. Malum insanoğlu çiğ süt emmiş hünkârım. Gözün üzerinde olsun. Hünkârım. Derhal validemle görüşmem lazım. Mehmet, neyin var senin? Gel bakalım buraya. Abime çalışıyorduk. Ama Aydevran Sultan beni istemedi. Kızdı, bana gönderdi. Beni sevmiyor mu anne? Sevmiyor. Çünkü kıskanıyor. Bu imparatorluğu bir gün sen yöneteceksin. Beni de valide sultan yapacaksın. O zaman bu yaşadıklarını hatırla. Kararlarını buna göre ver, olur mu? Ama ben Mustafa abimle oynamak istiyorum. Bak, senin kardeşlerin burada, onlarla oyna. Hı? Hürrem Sultan Mekke ve Medine'ye su yolları hayrında bulunmak istedi. Evrakları hazır. En azından bunca altın hayırlı bir yere gidiyor. Valide Sultanım, Sultan Süleyman Han Hazretleri sizinle görüşmek için geliyorlar. Hünkârım, valide sultanımız şu an uygun değiller. Başka bir vakit... Artık kural kaide tanımaz oldun. Kırım Hanı'ndan mühim bir havadis aldım validem. Kardeşleriniz Sahip Girayhan ile Saadet Girayhan taht için birbirlerine düşmüşler. Amansız bir kavgaya tutuşmuşlar. Allah'ım onların acısını gösterme bana. Amin. Bütün felaketler üst üste geliyor. Önce nikah, sonra İbrahim, şimdi de kardeşlerimin kavgası. Taht kavgası başlamış bir kere. Ortalık fena karışacak. Hiç değilse yeğenim Aybüge'yi yanıma alabilseydim. Malum elime doğdu. Ona kıyarlarsa çok üzülürüm. Derhal emir vereceğim. Onu alıp buraya getirirler. Meraklanmayın validem. Aybüge Hatun bizim yanımızda emniyette olacaktır. Öldürmedilerse tabii.
Paşam! Koş Nasuh Efendi! Paşam! Yasef Efendi! Paşam. Sümüla! Paşam. Yetişin hele! Paşam! Evet, cevabınızı bekliyorum. Neydi? Yağmur Ağa. Yanlış. Sualimize yanlış cevap verenler ne yapıyordu? Gülay'ı öpüyorduk. Evet, öbür sualimize geçiyoruz. Sultanların en nikahlısı. Gülay. Kuyum ustası vardı ya, bahsettiğin. Neydi adı? Beşir Ağa. Beni ona götür. Bir şey lazımsa ben getireyim sultanım. Taç yaptıracağım. Tacın nasıl olacağını bilhassa ben anlatmak istiyorum. Emredersiniz sultanım. Validem, haberler çok mu kötü? Allah her şeyin hayırlısını versin. İki kardeşim taht için ölümüne savaş başlatmışlar. Mektup yazacak mısınız ailenize? İtidale davet edersiniz. Yazarız. Lakin hepsi taht derdine düşmüştür şimdi. Kim dinler ki beni? Kardeşim Sahip Giray'ın kızı Aybige'nin buraya yanıma getirilmesini istedim. Mevzuyu takip edersin. Buyursunlar sultanım. Beşir Ağa, senden çok kıymetli bir taç yapmanı istiyorum. Derhal. Hususi bir arzunuz var mıydı? Evet. İlk katına zümrütle, sonrakine elmaslar diz, uçlarını yakutlarla beze. Büyük olsun istiyorum. Validenin tacından bile büyük. Yüksek olsun. Çok parlak olsun. Herkes hayran kalsın. Öyle bir şey yapabilir misin? Elimden geleni yaparım sultanım. İyi saklayacaksın. Kimselere gösterme. Merak buyurmayın sultanım. Sultanım. Validemizin canı çok sıkılmış. Kırım'dan kötü haberler almış. Onun yanına gitmem lazım. Elbette. Lakin bilmeniz gereken bir şey var. Az evvel Hürrem'i gördüm. Beşir Ağa'ya bir taç ısmarladı. Taç mı? Valide sultanımızın tacından bile daha büyük olmasını buyurdu. Tensiz. Validemizden bile üstün görüyor kendini. Validem, Kırım'dan gelen haberleri duydum. Çok üzüldüm. Sağ ol Mahidevran. Lakin artık felaket konuşmaktan sıkıldım. Her şey üst üste geldi. Öyle. Hürrem de durmak bilmiyor zaten. Şimdi de ortalığı karıştırmak için taç meselesini kullanacak. Hangi taç meselesiymiş bu? Sizin haberiniz olduğunu sanıyordum. Haberim yok, söyle. Gülşah görmüş. Hürrem kuyumcu Beşir Ağa'ya taç ısmarlamış. Bilhassa sizinkinden büyük olmasını buyurmuş.
Mahidevran, sen dairene dön. Daye. Süleyman'ı çağır, derhal gelsin. İnşallah. Ben bir bakayım. Sen burada yalnız başına korkmazsın değil mi? Yok Sümbül'a. Peki. Nasuh Efendi, o sesler neydi öyle? Merak etme, mağaranın önünden yılan geçti, atlar ürktü. Yüce Rabbim sen bizi koru, bir uğursuzluk olmasın. Hiç korkma, muhafızlar boşuna beklemiyorlar. Bir mesele yok yani, öyle mi? Yok, yok. Sen gönlünü ferah tut. Nihayet konuşmaya karar verdiniz demek Validem. Sana kırgınlığım henüz geçmedi. Zira hiçe sayıldım. Hem de yegane oğlum tarafından. Mübalağa ettiğinizi düşünüyorum Validem. Madem öyle, duy o zaman. Kiminle nikahlandığını öğren. Hürrem'in sana ihanet ettiğini tespit ettim. Hem de kimle biliyor musun? Leo denen o ressamla. Farkında mısınız Validem? Nasıl bir itham bu? Maalesef doğru aslanım. Uğruna her şeyi yakıp yıktığın Hürrem sana, aşkına ihanet etti. Böyle lafla olmaz Validem.
Bana delil getirin. İspat edin bu ihaneti. Bir delilim vardı aslında. Ama Hürrem yok etti. Aranızdaki husumet malum. Lakin böyle çirkin bir lekeyi torunlarınızın annesine nasıl layık görürsünüz Vahide? Bunu kendinize nasıl yakıştırırsınız? Nasıl bir nefret bu? Hürrem'in ağzından duyarsan inanır mısın buna? Ancak o vakit inanırım. Bekle öyleyse. Daye. Hürrem'i çağırın. Ben çağırırım sultanım. Sen bekle burada. Beni oyunlarınıza alet etmeyin Valide. Ne oldu? Güvenmiyor musun Hürrem'e? Duyacaklarından mı korkuyorsun yoksa? Sultanım. Nasıl bilmiyorsun? Bir şey demediler. Hay Allah. Valide, beni buyurmuşsunuz. Nihayet istediğini aldın. Aslanımla nikahı kıydın. Bunu kim istemez ki Valide? Hala rüya gibi bulutların üzerindeyim. Sırada ne var peki? Neyi ele geçireceksin? Ya da kimi yok edeceksin? İbrahim'e mi? Şu anda senin yüzünden mi can çekişiyor yoksa? Validem, beni gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Hepimizden bir bir kurtulacaksın değil mi? Tıpkı Leo'dan kurtulduğum gibi.